Üst dediğimiz ülke nedir? Evet. Önce onu söyleyelim. Bir kere bu maket Kanal D tarafından süper hazırlanmış. Eğitim amaçlı bile kullanılabilecek bir... Teşekkür ediyoruz prodüksiyon. Teşekkür ederiz. Prodüksiyon ekibimiz adına. Arkadaşlarımıza. Şimdi insanın kafasında sinüs denilen boşluklar var. Şuradan anlatır isterseniz daha rahat olacak. Sinüs denilen boşluklar var. Bunu insan kafasının ağırlığını azaltmak için buraya yerleştirmiş. Yani şu gördüğünüz boşluklarda hava var. Eğer bunlar da şurası gibi kemik olsaydı o zaman kafamız çok daha fazla ağırlaşacaktı ve kafamızı hareket ettirmekte daha zorluk çekeceğimiz... Hatta akşamları böyle kafamızı belki böyle bir yere dayamak zorunda kalacak. Bu Yaradan'ın planladığı, hazırladığı bir şey böyle olması uygun görülmüş. Tabii bu boşluklar aynı zamanda insanın kafasının ağırlığını azalttığı gibi çok önemli bir görevi daha var. Sesinizin tınısını ayarlıyor. Onun için kimsenin sesi birbiriyle aynı değil. Çünkü bu boşlukların gerek hacimleri, gerek şekilleri, gerek pozisyonları hepimizin sesine de bir özgü bir karakter veriyor. İşte bu sinüslerdeki tıkanmalar, bozulmalarda da doğal olarak sesimizin tınısı değişiyor. İşte az önce Zahidan bana söyledi, sizin sesinizde bir şey var diye. Benim de çünkü bugünlerde bir sinüslerimde dolgunluk var. Onun için sesim de değişiyor. Şimdi dediğim gibi 7 tane boşluk var. 2 tanesi şu alnınızdakiler, az önce hanımefendinin işaretledikleri. 2 tanesi gözünüzün iç yanındakiler. 2 tanesi yanağınızdakiler, bunlar maksiller sinüs diyoruz. Bir de buradan gözükmeyen, yani şöyle yan bakışta kafanın ortalarına düşen sfenoid sinüs denilen ayrı bir boşluk var. Normalde bu boşluklar az önce dediğim gibi hep hava dolu olmalı. Yani siz her nefes aldığınızda akciğerinize giden hava, akciğerden dönüp burnunuzdan dışarı çıkarken sıcak hava geliyor. Tam burundan dışarı çıkmadan önce bütün bu sinüslerin içini dolaşıyor. Bunları da bir havalandırıyor. Öyle çıkıyor. İşte bu sinüslerin yani şu boşlukların havalanmasının bozulduğu bir durumda. Örneğin ben parmağımla bakın kapattım. Bunun havalanması bozuldu. Çünkü artık hava girmiyor. Ağzı kapandı evet, yani. Evet ağzı kapandı. Burada bir kapısı var yani. Kapıyı kapattım. Bu havalanmadığı anda da bunun içinde bir enfeksiyon oluyor. Yani iltihap oluyor. Bunun adına da sinüzit deniliyor. Bunu ne kapatırsa kapatsın. Bu bir kemik olabilir, bir polip olabilir, bir tümör olabilir, bir alerji olabilir. Ne kapatırsa kapatsın bir süre sonra hemen burası böyle iltihaplanıyor. Burada gözüktüğü gibi bakın burası sağlıklı bir sinüs. Burası hemen iltihaplanıyor. İşte bu ya kendiliğinden açılacak direni olacak ya da bir hekim tarafından açılacak direni olacak. Bu yani böyle kaldı. Evet, bu boşalacak. Bu böyle kaldığı sürece sinüzitle ilgili bulgular ortaya çıkıyor. İşte bu bulguların ortaya çıktığında da işte hasta hekime gidiyor. Ne diyor? İşte benim böyle kafamda buramda bir dolgunluk var diyor. Benim sürekli olarak işte burnum tıkalı diyor. Bu burnumdan hava gitmiyor diyor. En önemli konuda buraya da bunu özellikle söylemek istiyorum. Türk halkında şöyle bir şey var ben çok rastlıyorum. Hani eli kolu ağrıyorsa mutlaka romatizma. Bir de baş ağrıyorsa mutlaka sinüzit zannediyor kendini. Oysa sinüzitte baş ağrısı oranı %5'tir. Yani 100 sinüzitli hastanın ancak 5'inin baş ağrı. Migrenle karıştırılabilecek evet, bir ağrı. Çoğu zaman migrenle karışıyor. Çoğu zaman gerilim tipi baş ağrılarla karışıyor. Çoğu zaman nevralcilerle karışıyor. Peki baş ağrısı yapmıyorsa ne gibi bulgu yapıyor ki? Bizler nasıl bir sıkıntı veriyor? En önemli bulgusu kafadaki dolgunluk hissi. Yani hasta hep suratını böyle dolu olarak tutuyor. O tarafta bir tıkanıklık, o tarafta bir akıntı gibi olaylarla ortaya çıkıyor. Bu da röntgen, yani sinüs filmleri çekildiği zaman da gözüküyor. Yani hasta size şöyle mi geliyor? Böyle dediği evet. Çok o kadar çünkü evet. Tipik tarif evet. Ediyorsunuz ki eli buramda. Evet. Benim buramda bir dolgunluk var. Burnum da bu tarafta tıkalı. Evet. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Burnu tıkanıyor. Burnu akıyor. Çünkü bu taraftaki sistem tümüyle kapanıyor. Tabii burası tam kapanıyor ama bu enfeksiyonda sürekli sızdığı için aşağıya bir burun akıntısı da gözüküyor. Şimdi bu sinüslerden hangisi tıkanır? Neden tıkanmış? Önce ona bakıyorsunuz. Bir nezle oldunuz kışın. Ve bu nezleniz uzun sürdü. Uzun sürünce buradaki mukozadaki ödemden dolayı tıkandı ve bir sinüzit oldunuz. Sizin nezleniz geçtikten sonra bu da büyük bir ihtimalle geçecektir. Yani sinüzitlerin %80'i bakın ne kadar büyük bir oranı doktora gitmeden bile düzelir. Geriye ne kaldı? %20'lik bir oran kaldı. İşte o %20'lik oranın içinde burayı kapayan bir polip.
Burayı kapayan bir burun kemiğinde böyle bir eğrilik. Burayı kapayan Allah korusun bir küçük tümör gibi olaylarda o zaman sinüzit geçmez ve kronik sinüzit adı altına almaya başlar. Slaytlarımız hazır. 4 haftaya kadar olan geçmeye 4 hafta kadar sürebilecek bir sinüzite akut sinüzit, 4 haftadan daha fazla oluyorsa bir kronik sinüzit adı verilir. Evet. Şimdi buyurun. Şurada şunu göstermek istiyorum. Bakın burun içinden havanın bir geçişinin yönü var. Şu şekilde nefes alıyorsunuz, böyle gidiyor hava. Bir sürü insan bazen benim burnuma hava gitmiyor diyor. Yani hava burnumuzdan şu şekilde alnımıza doğru gitmiyor. Bakın buraya gidiyor. Bu da yukarıdaki alnımızdaki sinüsün kapısı görüyorsunuz. Küçücük bir kapısı var. İşte bu kapıyı herhangi bir şekilde kapatırsanız burada bir sinüzit oluyor. Havanın giriş yönü, girdiği yönde çıkış yönünde hava önce buraya girip ondan sonra dışarı çıkıyor. Bir sonraki slide'a geçelim. Peki bir sonraki geçelim. Bakın bu da sinüslerinizin tümünü bir arada görüyorsunuz şimdi. Alnınızdaki sinüsleriniz bakın nasıl burnu açılan bir yol. Burası burnu orta bölmesi. Yanağınızdaki sinüslerinizin nasıl burnu açılan kapıları var. Etmoid sinüs dediğimiz şu sinüslerinizin burnu açılan kapıları var. Peki. Bakın dolmuş bir sinüs görüyor musunuz? Yanağındaki sinüs iltihapla dolmuş. Bu da kapısı ve bir herhangi bir şekilde kapandığı için hava girmemiş. Hava girmeyince de iltihap olmuş. Bir evet. Sonrakine geçelim. Bakın bu da bir röntgen filmi. Bakın bir sinüsünde kısmen hava var. Hava var. Görüyor musunuz? Ama bunun da altında bir dolgunluğu var, evet. Sıvı var. Bu tarafındaki sinüsü tamamen yukarısı her tarafı birden tıkanmış. İşte bu hastada tek taraflı bir sinüzit, diğer tarafta da sınırlı bir maksiler sinüs var. Evet.